Merhabalar arkadaşlar, Mehtapistan kanalına hoş geldiniz. Bugün bir araç tamir videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar şöyle bir sorun oldu. Arkadaşım bir telefon etti. Ben yolda kaldım, yetiş dedi. <laughs> Tabii ki hemen gittim bildiğim kadarıyla yardımcı olmaya çalışmak için. Bir tamirci olmayabilirim ama birkaç konu hakkında fikrim var artık. Kanalımı takip edenler bilirler. Öncelikle kaputu açtım. Hani dizel araçlara biraz daha hakimim sonuçta motor yapısı farklı. Bu araç benzin LPG'li bir araç. Sıralı sistem var üzerinde işte gördüğünüz gibi. Bundan dolayı olayı tamamen kavrayamadım. Ama yakıt gelmediğini fark ettim. Şimdi arkadaşlar bunun hani yakıttan olduğunu nasıl karar verdim? Çünkü marş basıyor. Şu bu net bir durum. Marş, akü öyle bir sorun olmadığını gözlemledik. Şimdi bu araç benzin LPG'li arkadaşlar. Hani onu bir daha belirteyim. Burada mesela LPG ile ilgili bir sorun olmuş olsaydı bir koku gelirdi. Hani derler ya böyle yakıt yanmadı, çiğ koku geldi diye. Öyle bir koku da yoktu. Arabanın etrafında dolaştırdım. Koku var mı yok mu bunlara baktım. Genel olarak gözlemlediğim bir şey bulamadım. Tabii bir şey bulamayınca mecburen ustasına götüreceğiz. O yüzden çekiciyle ustaya kadar götürdük. Arkadaşlar nasıl da çalışmadığını şimdi size göstereceğim. Hani sizin de aracınızda böyle bir sorun olursa bu aşamada böyle bir ses çıkıyor. Arabadan onu göstereyim. Şimdi aracı sanayiye götürdük arkadaşlar. Burada e, yine usta da baktığında şöyle dedi. Bu araca yakıt gelmiyor. E, sonuçta bu araç iki yakıtla da çalıştığı için ikisini de gözlemlemek gerekecekti. E, bir tüp beynine bakılacak. İkincisi yakıt pompasına hani yakıt nasıl gelmiyor gibi. E, i̇lk olarak tüp beynine bakıldı. Tüple alakalı yani orayla alakalı bir sorun olmadığını söyledi ustalar. Sonrasında e, mecburen... Yakıt pompasına bakılmak için diğer ustaya götürdük. Şimdi ustaya geldi arkadaşlar. Yapılacak iş belli. Benzin pompası çıkarılacak. Bunun için bu araç Ford Focus 2. Onu bir belirteyim. Bu araçlarda arkadaşlar yakıt pompasının çıkarılabilmesi için depo ile birlikte sökülmesi gerekiyor. Bu bence kesinlikle kötü olmuş. Yani ne diyeyim. Hani şimdi arabayı böyle eleştiriyormuş gibi olmayayım ama. Sonuçta bir parçayı böyle tamamen. Başka yere bağlamak bana göre e, yanlış bir durum. Örneğin bir Volkswagen'de bu şekilde değil. Yani arka koltuğun arkadaşlar hani onu belirteyim yakıt pompası oradan değiştirilebiliyordu. Hani e, Volkswagen ayrı Ford ayrı mutlaka ama e, dizayn bence hani parça parça yapılsaymış daha iyiymiş. Biraz daha fazla işçilik çıkmış oldu hepimizin en az istediği şeydir değil mi? İşçiliğin az çıkması önemli. Depoyu söktük arkadaşlar. Daha doğrusu ustamız söktü. Depoyu sökünce direkt zaten yakıt pompasını görmüş oluyoruz. Karşımıza çıktı. Şimdi bu gördüğümüz beyaz kısım aslında bir set hali. Yani pompa bunun içinde. Burada şamandırası var falan yani. Hani genel bir set halinde burada duruyor. Şimdi bu genel olarak set halinde de satılıyor ama biz burada ani bir şey olduğu için <laughs> masraftan da kaçınıyoruz Tabii ki mümkün mertebe en az masrafla yapalım diye ustamızdan rica ettik. Öncelikle dedik hani pompaya bir bakalım ustam çözebilir miyiz? Eğer pompa çalışmıyorsa ondan sonra set halinde alırız dedik. Ama ustamız sağ olsun bize yardımcı oldu. Usta bunun için pompayı çıkardı. Bunda arıza var dedi. Kontrol etti. Yeni bir pompa almamız gerektiğini söyledi. Onu aldık geldik. Bu arada bu pompanın fiyatını da söyleyeyim markasıyla birlikte. Markası Viste 10. Fiyatı da 350 lira gibi bir rakam oldu. Bu Viste 10 marka aldığımız pompa orijinal bir ürün arkadaşlar. Arabanın içerisinde olan ürünle birebir aynısı. Bunu şimdi elektrikçi ustamız yapıyor arkadaşlar. Onu ayrıyetten belirteyim. Eski pompayı çıkarıp yeni pompayı takacak. Tamam şimdi yeni pompa takalı, Yeninin her şeyi güzel tabii ki. Arkadaşlar kontrol edildi. Yani bu şekilde yeni pompayla bir sıkıntı yok şu an çalışıyor ve bizim için şu an sorun çözüldü gibi görünüyor Evet şimdi kendi ustamıza geldik arkadaşlar bu pompanın olduğu set var ya bu seti yine yakıt deposunda olması gereken yere yeniden ustamız monte edecek ve burada da bir deneme yapılacak şimdi söylediğim gibi bu ustada monte edilecek arkadaşlar burada bir iki detay var yani hani bunu siz eğer gözle görüyorsanız ustanıza götürdüğünüzde bunlara çok ustanın işine karışmadan da gözlemleyebilirsiniz, dikkat edebilirsiniz. Üzerinden çıkan iki tane boru var. birisi yakıt deposuna bağlanıyor hani. bunun şey kapağa bağlanıyor diye düzelteyim. Şimdi bu boruyla diğer borunun bağlantı yerlerinin iyi olması lazım. Hani yerleri de karışmayacak tabii. Bir de iyice sıkılması lazım. Çünkü hani bazen dikkat ederseniz aracı çalıştırdığınızda ya da böyle Biraz gidersiniz, bir durursunuz, bir böyle benzin kokusu gelir. O zaman e, bazen diyeyim hani farklı durumlarda olur ama bundan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi ustanın işine de karışılmaz diyoruz da biz ustamızdan çok memnunuz. Hani e, herkes belki takip ettiği sürekli gittiği ustalar vardır ama biz Ankara'da İvedik Sanayisi'nde e, Safir Oto'ya gidiyoruz. Muammer Usta var gerçekten nazımızı çeken bir ustamız. Allah razı olsun diye de dua edeyim. yani hani her işi kendi işiymiş, kendi arabasıymış gibi yapıyor. Şimdi bunu hakkını yiyemem. burada da özellikle belirtmek istedim. Bu arada Muammer Usta'nın konum linkini de açıklama kısmına koyacağım. Gitmek isteyenler gidebilirler. Tabii bu aşamada ustamız montaj kısmına devam ediyor. Ustalarımız devam ediyorlar. Deponun işte nereden çıktığını da böyle net olarak görmüş oldunuz. Aynı şekilde oraya takılıyor arkadaşlar. Hani bir şunu söylemek istiyorum. Ya bazen böyle bir kaza yapılır ya da arabanın böyle altını kasislere sürtür, sürterler ya böyle cart diye duyuyorum ben böyle kasisten geçenleri. İşte buna arkadaşlar bu videoyu izleyen varsa lütfen kasislere düzgün girsin. Depo burada. Yani hani bilmeyen varsa o kasise düzgün girin çünkü depoyu patlatırsınız yani. Şimdi bu işlem yapılırken depoda benzin vardı. O benzini boşaltmıştı ustamız. Onu tekrardan yeniden depoya ekleyecek. Depoya eklerken şöyle bir pratik bilgi daha verelim. Burada ustamızın bir yaptığı sistem var. Şimdi gördüğünüz gibi varilin içerisine boşaltmıştı. Oradan tekrardan depoya boşaltması gerekiyor. Ne yapıyor oraya? Ustamız o boşluktan içeriye hava gönderiyor. Hava gönderince hani hortumu içeri gönderdiği için hortum hava dışarı çıkıyor. Hortumdan da benzin akarak depoya doğru ilerliyor. Özetle arkadaşlar şimdi depoyu tekrardan benzinle doldurduk ve arabayı çalıştırdık. Çalıştıramadık. Denedik daha doğrusu. Burada da araba çalışmadı. Şimdi burada ekstra bir durum oluştu. Çünkü pompanın çalıştığına emin olmuştuk aslında. Bu aşamada biz hani arabayı zorladığımız için sürekli yakıt çektiğimiz için bujilerin dibine Yakıt dolmuş arkadaşlar özetle. Oradaki fazla yakıttan dolayı ateşleme yapmıyordu. Bu da farklı bir durum oluşmuş oldu sonuçta. tabii ondan sonra yine ustamız hemen bir şey yaptı. Oradaki bujileri çıkardı. Kuru bujiler taktı. Yani ıslak olmayanları takınca araba hemen çalıştı. Yani pompayla ilgili bir sorun oldu. Ardından çalışmıyorsa vay efendim pompa yeniden çalışmıyor mu gibi düşünmeyin. Bu da ekstra bir detay. Bunu da gözlemleyip bakabilirsiniz. Tabi bu söylediğim şeyler benzinli araçlar için geçerli. Sonuçta bu araç benzinli bir araç. Hani tekrardan belirteyim. Şimdi bu kadar işlem yapıldı. Bunun maliyetini de hepimiz merak ediyoruz. Sizlere böyle tek tek sayayım. Arkadaşlar aldığımız yakıt pompasının fiyatı 350 lira elektrikçiye gittiğimizi söylemiştik. Onun işçilik maliyeti de 150 lira. Toplamda o pompaya 500 lira harcamış olduk. Bir de kendi ustamıza verdiğimiz bir ücret var arkadaşlar. O da deponun sökümü, takımı gibi işlemler için aldığı ücret 500 lira. Toplamda ikisine birden yani bu işin tamamen maliyeti 1000 lira oldu. Evet arkadaşlar böyle bir durum yaşamış olan varsa şimdiden geçmiş olsun diyorum. Umarım yaşamazsınız ama böyle bir sorunla karşılaşırsanız da sizlere referans olsun diye bunu çekiyorum. Söylediğim gibi bu arkadaşımın acıydı ama ben e, krizi fırsata çevirmeyi de seviyorum. Özellikle sizler için de bu tarz videoları derlemekten çok hoşlanıyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamını takip etmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.